Ülkede Bugün kanalının kıymetli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Yeni bir son dakika gelişmesiyle huzurlarınızdayız. Fransa'da ortalık savaş alanına döndü. Fransa'nın başkenti Paris bir kez daha olaylara sahne oldu. Cumhurbaşkanı Macron'un yeni emeklilik tasarısını protesto eden on binlerce kişi Paris sokaklarını doldurdu. Zaman zaman polisle göstericiler arasında çatışmalar yaşandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik yaşını 62'den 64'e çeken yasa tasarısı ülkede gerilimi yükseltti. Fransa genelinde eylemler ve protestolar düzenlenirken başkent Paris adeta savaş alanına döndü. Perşembe günü başlayan grevler nedeniyle Fransa'da hayat durma noktasına geldi. Tren seferleri iptal edildi, okullarda eğitime ara verildi. İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre son 3 günde 1 milyondan fazla kişi sokaklarda eylem yaptı. Sendikalar Macron tasarıyı geri çekene kadar eylem ve grevlere devam edileceğini açıkladı. Paris'teki gösterilerde 5000'den fazla polis görev alırken 40'tan fazla eylemci de gözaltına alındı. Kıymetli dostlar, haberimizin sonuna geldik. Dünyadan ve ülkemizden son dakika gelişmelerini aktardığımız kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyiniz. Sağlıcakla kalın.